Ben hazır kırmızı ışıktayken. Hepinize merhaba. Bugün arkadaşım Duygu ile beraber size okula dönüş akşam vloguma merhaba diyorum. Ve şu anda annem bizi okuldan aldı, spora götürecek. Arkadaşlar hangi spora gidiyorsunuz diye sorarsanız ben Zeynep Yorumaz YouTube kanalımda söylemiştim ama burada da söyleyeyim. Duygu ile beraber badmintona gidiyoruz. Ben çok eskiden badmintona başlamıştım ama sonradan bırakmıştım. Şimdi tekrar başladım. Normalde Duygu da benimle beraber gelmeyecekti. Ben biraz ısrar ettim, dedim gel dedim, tek kalıyorum orada dedim. Sen de gel benim yanıma dedim. O da motivasyon yaptı. Evet. Sonra dedi tamam. Geldi ondan sonra. Hop ne güzel döndük. Ben de merhaba diyorum. Evet, bu annem arada de bizimle. Arkadaşlar. Zaten söylemiştim annem arabayı sürüyor diye. Bugün arkadaşım hayatımda kokladığım en iğrenç parfümü üstüme zorla sıktı. Gerçekten o kadar kötü ki yani ilk önce sıkma dedim. Böyle yaptım, ellerime sıktı. Ondan sonra üstüme sıktı. Hiç yokmuş gibi arkadan beni kovalarken sırtıma da sıktı. Yani evet, her yerim o pis parfüm. Arabaya kokuyor. Bindiler ki bir kokuyor, bir kokuyor. Dedi bu koku ne? Çok pis bir kokusu var arkadaşlar. Buradan arkadaşıma sesleniyorum. İnşallah yanlışlıkla kapağı açılır da hepsi üstüne dökülür. Sen de çok iğrenç kokarsın. Amin. Amin arkadaşlar. Şu anda ben bu arada deli gibi açım. Şaşırdınız mı? Tabii ki de hayır. Bir şeyler atıştırırsanız sonra spora götürürüm sizi. Alır. Neler vereceksin bize? Açım. Artık dışarıdan bir şey alacağız. Ne yapacağız? Kısa bir ara verdim ve ne yiyeceğimize karar verdik arkadaşlar. Çekli köfte yiyeceğiz beraber. Çok... Çiğ köfte yani. Evet arkadaşlar, çiğ köfte yiyeceğiz. Ben çiğ köfteyi çok severim. Böyle bol acılı, üstüne ekstra acı sos falan böyle çok güzel gidiyor. Şu an bile ağzım sulandı. Tadı, bana tadını diyetimi ağzım bozdurmayacaksınız değil mi? Bana diyetimi. Bozduracağım. Böyle tüm kokuları böyle çekeceksin, içine yiyeceksin. Zeynep ne kadar güzelmiş. Ben hayır, de ısırayım mı bir bozmayacağım tane? Bozmayacağım diyetimi. Uf, ay ben de acıktım dur. Ben de acıkmaya başladım yavaş yavaş. O zaman çiğ köfteciyle buluşmak üzere diyelim mi? Evet, çiğ köfteciyle buluşmak üzere. Ben normal. Acılı olmasın. Acılı sevmiyor musun Duygu? Ben çok acılı seviyorum. Yemem falan yok. Çiğ köfteciye geldik arkadaşlar. Turşu, mor lahana, domates, bir de mısır. Evet, güzelmiş. Zevklerimiz uyuşuyor Duygu seninle. Marul olsun, domates olsun, mısır olsun. Başka bir şey olmasın. Sonra... Zeynep turşu sevmiyor Duygu. Burger sosu olsun, onu çok seviyorum. Değil mi? Ve aşırı güzel. Bir ara o kadar çok salatalık turşusuna taktım ki her gün bir böyle bir şey kutu kutu istiyordum. O kadar. Oo, seninki de güzel oldu. Hiç görmedim ya. Okulda yemiyor musunuz birlikte? Yiyoruz. Zeynep pek fazla yeme tercihine değil. Nasıl? Çok fazla yedim mi tam yiyorum. Evet. Yemedi mi hiç yemiyor. Olur mu öyle? Bazen hiç acıkmıyorum. Yemekhaneye gidiyor musun sen şimdi? Bugün ne yaptın? Gitmedin mi? Gitmedim. Çok sıra var. Onunla uğraşamam. Yemekhaneni iptal edeceğiz o zaman. Evet ben sana dedim zaten. Kantinden yemeği tercih ediyor yani. Şimdi... Ama maskemi çıkarttım. Şimdi Duygu ile beraber spor salonuna geldik arkadaşlar. Şu anda soyunma odasındayız. Okuldan geldiğimiz için kıyafetlerimizi değiştirmedik. O yüzden şimdi kıyafetlerimizi değiştireceğiz. Sonra geleceğiz. O kadar. Ne bu kadar? Ve geleceğiz. Arkadaşlar şu anda spor salonuna geldik. Size şöyle göstereyim. Kocaman spor salonu. Gördüğünüz gibi Zeynep'le arkadaşı da şuradalar. Size şöyle büyüterek göstereyim. Üstlerini giyindiler. Şu anda antrenman yapacaklarmış. Birazdan da raketleri gelecek ve spora başlayacaklar. Arkadaşlar şu anda ısınma hareketlerine hocalarıyla birlikte devam ediyorlar Zeynep'ler. Şöyle tekrar yakından göstereyim size. Duygu ile Zeynep şu tarafta. Arkadaşlar neredeyse 10 dakika olacak. Ama hala ısınma hareketleri bitmedi. Evet arkadaşlar maç yapmaya başladılar. Zeynep ile arkadaşı. Ve ben de onlara yavaş yavaş yaklaşıyorum. Zeynep şuradan geçeyim, durun kızlar. Şuradan geçtim. Başladınız mı? Neden bilmiyorum ama ben gelince mi stres oldum? Amaçsız bir strese girdim. Ya ben hiç gelmiyordum ki, ilk defa geldim, azıcık sizi çekeyim diye geldim. Evet. Çekim yapayım diye. Nasıl? Fark ettim. Nasıl? Stresten sen başlat dedi. He. Ay ben geldim diye stres ettin. Allah Allah, niye stres ediyorsun kızım? Kızım. Beni hiç mi görmedin? Zeynep'le arkadaşı oyunlarına devam etsinler. Böyle 2 saat oynayacaklar, spor yapacaklar. Ben eve gidiyorum. Akşama onları almaya geleceğim çünkü o zaman hava kararmış olacak.
Arkadaşlar şu anda saat 19.39, 19.40 yani. Zeynep'le Duygu'yu almaya geldim spordan. Şöyle şurada göstereyim. Hala telefona bakıyorlar, görüyor musunuz? Tabii 2 saat boyunca sporda bakamadılar. Çıkışta telefonlarına bakıyorlar, mesajlarına bakıyorlar. Ben şu anda araçtayım arkadaşlar, onlar içerideler. Şimdi bizi görecekler. Annem geldi. Annem bile çekiyor mu? Evet, yakaladım sizi. Kaç dakikadır mesajlarınıza bakıyorsunuz? Evet, kaç dakikadır. Sporda bakamadınız değil mi? Bakamadık tabii ki. Oturduk biz de. Tüh. 2,5 saat boyunca nasıl kaldınız telefonsuz? Yani açsana kapıyı. Açtım. Kelebek var. Yiyecek seni kelebek, yiyecek. Bak, geçti gitti. Geç. Zeynep'in hayatını kurtardım. Çok sağ ol canım. Evet, teşekkür ederiz. Kelebekten kurtardın onu. Zeynep ne hissediyorsun? Duygu senin hayatını kurtardı. Of, çok heyecanlıyım. Hoş geldiniz. Nasıl geçti sporunuz? Güzel geçti. Bayağı ben sevdim bugünü. İkinizi birden şöyle bugün, göstermeye çalışayım. Bugün benim mükemmel bir günüm. Çünkü niye? Bir tane gıcık bir kız var. Evet, küçük. Ben onu başımdan saldım beni Duygu'ya. Beni delirtti. Yani ikide bir gidiyordu. Kendimi boğacaktım böyle. Niye? İkiniz birbirinizle oynamadınız mı? Hoca ayırdı. Ya hayır, farklı. Herkes farklı oynadı. Tabii o zaman canım. Sadece ikimiz öğreniriz, diğerleri kalır. Herkesin birbiriyle oynaması vardır hocanın bir bildiği. Vardır ya. Evet. Çok açım. Deli gibi açım. Dürümler eridi mi? Nasıl eridi? Benim nasıl eridi var ya, böyle su gibi gitti saniyede. Bir saate kalmadan hepsi gitti. Ve şu anda ruh gibi çıktığımın, elim çok titriyor, ruh gibi çıktığımın farkındayım ve Duygu gözükmüyor. Duygu'yu bırakmaya geldik arkadaşlar. Duygu'nun evi şurada. Şurada bir yerde işte, tam gösteremiyorum, boşverin. Duygu Hanım bırakmaya geldik ve beni bir numara arıyor. O yüzden beni ilgilendirmediği için geri kapattım. Kaydetmemişim çünkü. Duygu Hanım görüşürüz. Görüşürüz. Haftaya görüşmek üzere. 2 gün sonra yani. Haftaya evet. Görüşmek üzere. Sağ ol ya, hiç öpmeseydim. Vallahi bak. Gel. Tamam, hadi görüşürüz. Hadi iyi akşamlar. Tamam, iyi akşamlar. Duygu'yu evine bırakıp biz de eve gidiyoruz arkadaşlar. Görüşürüz. Evet. Şu anda çok mutsuzum. Çünkü bu odanın halini gördükçe ayrı bir daha da bir mutsuz oldum. Yani oda o kadar dağınık ki kafayı yiyeceğim. Ben bunu nasıl toplayacağım ben burayı? Hayır, sıkıntı şu, tamam benim dağınıklığım da var tabii ki arada. Yani ben çok toplu bir insan değilim ama. Hani bir de Mars iyice atlıyor, iyice yorganların hepsi böyle bir değişik olmuş yani. Bir farklı olmuş her yer. Çöp yanına dönmüş burası. Burayı derhal temizlememiz lazım. Ve direkt ne yapıyoruz biliyor musunuz? Spordan geldiğim için arkadaşlar üstümü falan da değiştirdim bu arada. Spora gittim, eve geldim. Üstümü değiştirdim, babaanneme çıktım bu arada. Onu size söylemeyi unuttum. Babaanneme çıktığımda o kadar açtım ki hepinizi yiyebilirdim. O yüzden açlığımdan video çekmeyi unutmuşum. Ve artık bence burayı toplamaya başlamalıyız. Hazır mısınız? Telefonu koyacak yer bulamadım arkadaşlar. O yüzden buraya koydum. Ve bu şekilde toplayacağım. Bu arada ışık titriyor. Niye ışık titriyor? Bunu daha fazla açarsam daha mı çok titrer? Fena titriyor. Ay şimdi güzel oldu. Aa, ruh gibi oldum. Neyse. Şimdi bu kirli, bu da kirli, bu da kirli. Hepsi kirli. Bu da kirli. Okul kıyafetlerim de var arada. Bunların hepsi yıkamaya gidecek arkadaşlar. Bunları yıkamaya gideceği için kenarı koydum. Sonra burada benim köpek balığım var. Ben bununla yatıyorum gece, bakın. Şimdi ben ne yapacağım biliyor musunuz? Şurada gördüğünüz bir tık dağınıklık gitti. Aşağısı kaldı. Aşağısı ne alaka diyeceksiniz. Şu şekil, şuralar. Ve Mars ne yapmış? Bir dakika, hemen arka kamerayı alıp gösteriyorum. Ve Mars'ın yaptığına bakar mısınız arkadaşlar? Yemeği öyle bir yiyor ki, öyle bir hızla yiyor ki suyun içine bile mama dökmüş. Yani yerler bile mama dolu. Yani şuralara bakar mısın? Aha benim saçım da var bir ya. Benim saçım da erişmiş bir tane. Bunu bu sabah saçlarımı burada taramıştım büyük ihtimalle. O yüzden öyle dökülmüş. Yani düzgün yemek yemediği için bunların hepsini toplamak bana kalıyor arkadaşlar. Şimdi bunları da toplamak zorundayım.
Arkadaşlar şu anda yatağımda oturuyorum ve şimdi ne yapacağım biliyor musunuz? Birazcık derslerime bakacağım. Bu arada Instagram hesaplarımızı ve TikTok hesabını da takip etmeyi sakın ama sakın unutmayın. Telefonum da çok güzel. Aklıma geldikçe mutlu oluyorum. Şimdi ne yapacağım biliyor musunuz? Birazcık geçeceğim, derslerime bakacağım. Ondan sonra direkt yatağa girip yatacağım. Gerçekten uykum var. Gözlerim kıpkırmızı çıkıyor artık. O kadar çok uykum var ki sanki 40 yıl uyumamışım gibi gözüküyor. Olsun. Olsun arkadaşlar. Zaten az sonra uyuyacağız. O yüzden sıkıntı yok. Bu tarz videolardan daha çok istiyorsanız videoyu beğenip kanalımıza abone olmayı sakın ama sakın unutmayın. Ekrandaki diğer videolarımızda görüşmek üzere. Hepinizi çok seviyorum. Görüşürüz.